Siyasetin gündemi oldukça yoğun. Her ne kadar erken seçim olmayacak dense de seçim satı mahalline girilmiş gibi bir yoğunluktan söz ediyor sevgili seyirciler. İşte Bahçeli'nin açıklamaları var bugün yaptığı. Kılıçdaroğlu'nun yine çağrıları var. Bürokratlara yönelik çağrısı var. Kavala ve Demirtaş için yaptığı açıklamalar var. Bununla birlikte iktidarın bazı düzenlemeler işte EYT gibi asgari ücret gibi düzenlemeler konusunda bazı değerlendirmeler olduğu ifade ediliyor. Tüm bunları konuşacağız şimdi. Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz yayın konuğumuz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Şimdi öncelikle hem Kılıçdaroğlu'nun bugünkü çağrısı dikkat çekiyor hem de Bahçeli'nin yapmış olduğu açıklamalar dikkat çekiyor. Bunlarla başlayalım isterseniz, dilerseniz. Tabii ki. Bahçeli dedi ki CHP'yi anlatacak kendi içimizdeki işte MHP'liler çıkacak sokağa, Anadolu'yu gezecekler, CHP'yi anlatacaklar diyor Bahçeli. Böyle bir CHP odaklanmışlık söz konusu. Buna Bahçeli de eklenmiş oldu. Yani özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sık eleştirir Kılıçdaroğlu'nu ama şimdi Bahçeli seçim çalışmasını CHP üzerinden yürüteceğini ifade ediyor. Bu ne anlama gelir? Şöyle, Devlet Bahçeli de Erdoğan'ın yıllardır yaptığını yapmaya çalışacak. Kendilerini anlatmaktan çok CHP'ye karşı bir kara propaganda. Çünkü bu seçimi Devlet Bahçeli iktidar ile toplumsal muhalefetin seçimi olmaktan çıkartmak istiyor. Sağ ile CHP'nin seçimiymiş gibi göstermeye çalışıyor. Çünkü muhalefette artık Deva Partisi gibi, Gelecek Partisi gibi muhafazakarlardan da oy alan muhalefet partileri var. İyi Parti gibi milliyetçilerden ve merkez sağ seçmeninden oy alabilen bir muhalefet partisi var. O yüzden aslında muhalefetin tamamını gözden saklayıp, yani muhalefetin sağ kesimini gözden saklayıp CHP üzerine odaklanmak istiyorlar ki o klasik toplumda kodlanmış olan işte %60'a, %40, %65'e, %35 denilen o sağ sol dengesini kullanmak istiyor. O yüzden muhalefette CHP'yi öne çıkartmaya çalışıyor. Evet, şimdi bir yandan da CHP sokakta, örneğin İYİ Parti sokakta, Akşener sokakta. Şimdi muhalefet partileri gidip halkla bizzat iletişim halinde son zamanlarda. Bununla birlikte işte MHP'yi de sokağa çıkacak diyor Bahçeli. CHP'yi anlatmak için çıkacak diyor ama buradaki muhalefetin uygulamış olduğu stratejiden kaynaklanıyor mudur sizce? Ne dersiniz Bahçeli'nin açıklaması? Mutlaka Cumhuriyet Halk Partisi çok büyük bir sıçrama yaptı. Biraz onun da önünü kesmek istiyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık merkez sağ seçmenlerinden de oy alabileceği bir noktaya geldiğini biliyorlar. Çünkü hem Devlet Bahçeli eliyle hem Recep Tayyip Erdoğan'ın o MHP çizgisine yaklaşan diliyle Cumhur İttifakı merkezin çok dışına çıktı. Merkezi boşalttı. Kemal Kılıçdaroğlu 10 yıl önce yaptığı hamlelerin meyvelerini 2019 yerel seçimlerinde zaten toplamaya başladığını gösterdi. Şimdi de zaten çok büyük bir ekonomik kriz var. Bu ekonomik kriz dönemlerinde seçmenler merkez partilerine, merkezde siyaset yapanlara daha çok güvenir. Bu yüzden CHP'nin bir tırmanışı da var. Tüm muhalefet tırmanışı. Çünkü çok büyük bir iktidar bloku dağılmak üzere. Çok büyük bir iktidar bloku dağılıyor. Buradan Cumhuriyet Halk Partisi'nin biraz önünü kesmek istiyorlar gibi gözüküyor. Evet, çok ince bir çizgi değil mi Sayın Özkiraz? Yani şimdi bakıyoruz sokaklara, Akşener'e yönelik bir provokasyon girişimi vardı, Kılıçdaroğlu'na yönelik linç girişimi vardı. Tüm bunlar varken işte Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında o görüntüleri izletti Kılıçdaroğlu'na yönelik. Şimdi ortam bu kadar gerginken MHP'nin CHP ile ilgili anlatacağı şeyler de çok önemli değil mi? Yani orada bir yani isteyerek yapılmaz belki ama böyle bir kışkırtma ibaresi olacak bir şey olursa bunun yol açacağı sonuçlar ne olur? Yani orada ince bir çizgi var mıdır, ne dersiniz? Yani bunun yol açacağı sonuçlar Türkiye için çok sıkıntılı olur ama en çok da iktidar için sıkıntılı olur. Yani ekonomik krizlerin olduğu dönemde bir de siyasi krizler, üstelik de böyle kriminal bir şekilde siyasi krizler olursa bunun altından dünyada hiçbir iktidar kalkamaz. Bir şekilde topluma söyleyecek sözü kalmayınca iktidarın kaba kuvvete başvurma yoluna gidiyorlar. Ya da tehdit yoluna gidiyorlar, sindirme yoluna gidiyorlar.
sağlar. Ama bu ne memleket için hayırlı olur ne de iktidar için. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına bakacak olursak mahkeme kararına uymayanları bürokraside tutmayacağım diyor. Daha önce de bürokratlara yönelik bir çağrısı vardı Kılıçdaroğlu'nun. Hatta tehdit etti diye de yorumlayanlar oldu ama Kılıçdaroğlu dedi ki hayır, işini layıkıyla yapanlar, iyi yapanlara bir sözüm yok. Ama işte diyor ki mahkeme kararlarına uymuyorsa, AYM'ye uymuyorsa bürokraside onları tutmayacağım. Kılıçdaroğlu'nun bu mesajlarını siyaseten nasıl okumak lazım? Evet, ben artık yani biz artık iktidara geliyoruz diye bir mesaj mı veriyor Kılıçdaroğlu? Tabii ki, tabii ki. Çok net. Biz iktidar olacağız. Siz de devletin memuru olun. Devletin memuru olmayıp kamu çıkarlarını gözetmeyenlerin gözünün yaşına bakmayacağız diye. Çok açık ve net. Birincisi doğrudan devri sabık yaratmayacağız demesi zaten doğru değil. Çünkü toplumun da bir beklentisi var. Yani işini iyi yapmayanların, insanlara zarar verenlerin hesap vermesi gibi bir toplumsal beklenti de var. Diğer tarafta aynı toplumda şu da var, yani intikamcı da olmayalım durumu da var. O yüzden Kemal Kılıçdaroğlu çok dengeli bir dil tutturuyor. Görevini yapmayanlara ya da vatan için, memleket için, halk için zararlı işler yapanlardan hesap soracağım diyerek o AK Parti'nin 20 yıllık döneminde bürokraside görev almış herkesi korkutmak yerine gerçekten işini iyi yapmayanları korkutmuş oluyor. İşini iyi yapanlara da cesaret veriyor. Yani bürokrasideki çözülme de çok önemli bir siyaset açısından. İşte tehdit ediyor diyorlar vesaire. Siyasette bunlar zaten var. Tehdit de edilmelidir de. Memleketin hayrına iş yapmayanlara size hesap soracağız demek zaten gerekli bir davranıştır. Yani tehditle şantaj arasında çok ince bir çizgi vardır. Şantaj elindeki bir şeyi kullanarak kendi menfaatine iş yaptırmaya çalışmaktır. Ama tehdit de diyor ki siz vatana zarar verirseniz ben de size zarar vereceğim. Bu çok da yerinde bir tehdittir eğer tehdit olarak görülüyorsa. Şimdi son olarak şunu sormak isterim. Kılıçdaroğlu net bir dille Kavala ve Demirtaş için dedi ki haksız yere içerideler, içeride haksız yere tutuluyorlar, vicdanım kabul etmiyor. Şimdi bir kırılma söz konusu mu, ne dersiniz CHP'de bu konuda? Yani örneğin tezkereye hayır demek, reddetmek tezkereyi. Ya da işte Kavala için, Demirtaş için net mesaj vermesi Kılıçdaroğlu'nun. Yani seçmeni nasıl etkileyecek, seçmen nezdinde nasıl yorumlanacak çıkışlardır? Bir kırılma yok aslında. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında esasen fikirleri hep bu yöndeydi. Fakat bir öğrenme durumu var. Cumhuriyet Halk Partisi özellikle de son yerel seçimlerde toplumun böyle HDP ile korkutularak, HDP ile bir araya konularak muhalefetin aynı torbada dövülmesine toplumun çok razı olmadığı, bunu umursamadığı son seçimlerde ortaya çıkınca hem CHP'ye hem Kemal Kılıçdaroğlu'na aslında AKP'nin konfor alanından çıkmayı öğretmiş oldu ve bir özgüven getirdi. O öğrenme durumuyla birlikte gelen özgüven de gerçekten çok büyük oy artışı getirdi. Evet. Peki çok teşekkür ederiz katılımınız için. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.